enerji. Evet. 300 programı geçtik. Ben böyle enerji görmedim. Sorma. Vallahi billahi. Çok acayip. Senden dolayı mı acaba? Yok ya, benden ne alakası var ya? Konuklarımızla alakalıdır büyük ihtimalle. Efendim, birkaç saat sonra, hatta zannediyorum ki 1,5 saat sonra... ortalama. Efendim, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Oruçlarımızı açıyoruz. İlk önce programımızın başında izleyen izleyicilerimizin... hatta izleyen izleyicilerimize... Evet. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar! Oğlum çok güzel. İlk gün değil mi bugün? Evet, ilk gün. Herkes heyecanlı. Pide kuyrukları. Sen ne diyorsun? Maşallah. Ya? Hurmalar, hurmalar. Hurmalar, hurmalar. Başka ne var hocam? Çorbalar, hurmalar. Peki bir şey söyleyeceğim. Nihat abi, daha doğrusu Nihat Hatipoğlu. Dün akşam başladı. Dün akşam mı başladı? Evet. Yine bu Ramazan'da da izliyor muyuz? Tabii izliyoruz. Nerede sahnesi onun, nerede? Bugün Sultanahmet'te. Sultanahmet'te mi bugün? Galiba öyle başka düşünüyorum. Başka var mı peki yeni başlayan? Tabii canım, Mustafa hocamız var ama o genelde böyle iftar vakitlerinde vapurda oluyor. Ha, onun sahnesi vapurda mı ya? Evet. Öyle mi oluyor? Sahura özel stüdyoya tamam. Geçiyor. Tabii biz de Ramazan ayına özel köşeler yapacağız. Tabii ki efendim. Atıyorum bu hani sorulan sorular var ya, hani yıllardır soruluyor be abi. Evet abi ya. Sen bir tane sordun. Daha doğrusu söyledin. Dün evet. Nihat abiye sormuşlar. Sormuşlar. Neydi o? Bu içinde bulunduğumuz özel ayda, mübarek ayda bir ilk soru geldi hatta. Buyurun, kendisine. İlk soru. Evet. Nikahlı eşime ne kadar yaklaşabilirim? Bravo. Cevap verdi mi peki? Verdi efendim. Cevabını birazdan alacağım tamam. Senden. Bir kez daha hayırlı Ramazanlar sevgili izleyenler. Yaklaşık 1,5 saat sonra ilk artık oruçlar açılacak. Evet. Sofralar kurulacak. Doğru. Hani derler ya, ilk gün kuşlar bile tutar, oruç tutar. Tutar efendim. Aynen öyle. Bir ay boyunca özel programlarımızda sizlerle birlikte olacağız. Doğrudur efendim. Hatta hatırlıyor musun radyo şovlarında? Sen evet. Bir ara Nihat abinin yerine geçiyordun. Evet hocam. Dinleyicilerimizden sorular evet, alıyordun. Evet hocam. Evet acaba hocam. Bu sefer de böyle bir şey yapsak mı bu Ramazan'da? Hay 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 efendim. Enteresan sorular. Şimdi sana bakınız direkt. Sayın Esendemir. Ne diyor? Ne diyor bakınız. Eyvallah. Çok neyse. Ya. Şimdi bunu geçiyoruz. Ramazan'ın ilk günü münasebetiyle evet. Çok da önemli iki konuğumuz var. Doğru. İlk sorum çok acayip olacak, çok da net olacak kendilerine. Allah Allah. Aynen valla. Patlanak soracak mısın? Valla patladanak soracağım patladanak, hatta. Patladanak değil mi o? Patladanak öyle soracağım. Başka bir şey. Çünkü son yıllarda bir anda böyle bir ayda, iki ayda evet. Patlamış bir şarkı yok. Son herhalde 3-4 yılda, 5 evet. Yılda herhalde değil mi? Doğru. Yok abi, bunu siz nasıl patlattınız? Bu şarkının tılsımı nedir? Böyle direkt soracağım, bu soruyla başlayacağım. Tamam. Ama... senin ilk önce anons etmen lazım konuklarımızı. Her ikisi ve de şu mi? Koca kafanı da çekmen lazım. Nereden? Benim monitörümün önünden. Ama ben burada hep sabitim başkan. Abi tamam da İki ne yapayım? İki yıldır ben burada oturuyorum yani. Bugün İki bir yıldır... gözüne battı. Tamam şu an... evet şu anda okey. Şu anda okey. Hazır mısın anonsa? Ama koca kafa falan ayıp oldu be. Tamam özür diliyorum. Bu içinde Ramazan bulunduğumuz ayı aydın. Biliyorsun ne ayı? Hoşgörü ayı. Hoşgörü ayı. Çok özür diliyorum. Bir ay boyunca sana yüklenmeyeceğim. Fark tamam et bugün şeyi görme ya. Neyi? Monitörü de görmeyi ver ya. Olur mu abi, saçın falan çıkıyor, bir şey oluyor yani. Evet. Sıkıntı. Neyse hazır mısın? Evet. Veriyorum. Ve... öksürük tuttu biliyor musun? Heyecanlandım bir an. Ne oluyor abi ya? Ama tam hanımefendi bir an bakınca nasıl anons edecek diye heyecanlandım. Onlar bak, onları şu anda ilk televizyon şovu galiba. Dur sormayın. Tamam. İlk soru başka, dur. Onları soracağız. Hazır mı sen? Hazırım be. Veriyorum. Ver gelsin. Ver de. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de haftanın tam ortasında biraz önce görmüş olduğunuz başak. Gibi sol tarafta oturan bir hanımefendi ve sağ tarafta oturan genç bir beyefendi Tuğçe Kandemir Veli Türkoğlu. Oh! Gel, gel, gel. Hoş geldin. Ne haber? Gel. Ay, ay. Allah'ım ya Rabbim. Evet. Eli bir anda beni öpmeyecek sandım. Hoş geldiniz tabii ki. Merhaba. Hanımefendilerden başlıyoruz. Öncelikle hayırlı Ramazanlar Tuğçe'cim. Nasıl evet, keyifler? Çok sağ ol efendim. Hayırlı Ramazanlar. Ay ya vallahi bunlar var ya, ikisi de böyle git makaslarından. Ya, pardon şey... yanaklarından makas al. Makaslarından yanak aldı oldu gerçekten. O da oldu. O da olurmuş yani. Valla sen 22, sen de Eli 17 yaşındasın. Evet. Ne diyorsun be? Vallahi mi? İlk sorumuz, ne var bu şarkıda Tuğçe? Kime sorayım? Sen yazdın bu şarkıyı ben değil mi? Ben yazdım, ben besteledim ne şarkıyı. Güzel. Yani şarkıda öykü adından da belli zaten. Ha, hem biraz bir öykü var. Benim öyküm biraz. Biraz karışık öykü galiba.
Ben de onu soracaktım. İkinizden hangisinin öykü acaba? Senin öykün mü onun öyküsü mü? Ama sen yazdığına göre senin öykün. Ya öyle görünüyor şu an. Eyvallah. Peki yaş 22. Ne yaşamış olabilirsin de bu şarkıyı? Ya, yani ben bunu vallahi merak ettim ya. Ya benim 40 yaşına geldim. Bırak şarkı yapmayı. Şiir yazacak bir öyküm yok. Ya düşün yani. Tabii sırayla soracağız. Yani. Vallahi Tuğçe merak ettiğim için soruyorum. Ya yani şimdi edebiyat öğretmeni olunca birazcık böyle şeylere yanaşıyorsunuz. Sen aynı zamanda bu arada sevgili Tuğçe'nin okulu bugün mü bitti, dün mü bitti? Son finale girdim geçen son hafta. Son finale girdin ve okuldan da artık terhis oldu. Ne terhisi böyle? Terhis başka bir şey. Mezun, mezun. Ha, mezun oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun, hayırlı çok teşekkür ederim. Hayırlı tezkereler diliyoruz. Ve edebiyat öğretmeni olacağın için biraz o taraf kuvvetli. Tabii. Hani yani şarkıda geçen öykü tamamıyla doğru mu peki? Evet, tamamıyla yaşanmış, yaşanmışlığın üzerine yazılmış. Sabah uyandın, yanında yoktu. Evet. Allah Allah. Yani. Yani. Vallahi mi? Yok yok. Kedisine yazmış, kedisine. Ha kediye yazmış. Aynen. Kedidir kedi. Kedidir kedi oldu diyoruz. Ay Allah ya, dur Allah. Dur açılacağız. O sorunun da cevabını alacağım ben. Elicim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? İyi güzel. Ben artık Eril'in dudağına okuyacağım yüksek ihtimalle. Çünkü sesi çok az geliyor bana. İçine içine konuşan Eril. Hadi şu bir bağır bakayım, sen bağırmıyor musun hiç? Yok abi, niye bağırayım ya? Yani. Eli de Azerbaycan'da normalde ikamet ediyor değil mi Elicim? Evet. 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 Aralarda mı geliyorsun gidiyorsun buraya? Evet. Klip çekimlerine geldim, stüdyo kayıtlarına geldim. O güzel. Yüzden... Ama normalde Azerbaycan'da aynen doğdun. Bakü mü bu arada? Bakü'de evet galiba. Evet. Ama nasıl bir buluşma oldu Tuğçe'yle? Çünkü kendisi de Mersin'de benim bildiğim kadarıyla evet değil mi? Evet. Evet. Şirket üzerinden. Böyle. Şirket üzerinden. Öyle tanıştık. Şirket öyle üzerinden tanıştık. It's a match. Yani. Match yaptılar yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Eli şirketi sağa kaydırmış. Ha? Bir gün önce de demek ki Tuğçe şirketi sağa kaydırınca... Match olmuşlar match değil mi? Olmuşlar. Peki bu nasıl bir şirket hocam? Acayip bence yılın şarkısını yaptınız yani. Şirketinizin de önemi var. Neydi? Hangi şirkette? Dark and Dark. Dark and Dark Music. Tamam. Bak Dark and Dark'ı bağıra bağıra söylüyor. Evet. Dark and Dark. Eyvallah. Yani şirketinize de buradan bir alkış göndermek lazım. Değil mi hocam? Bravo. Güzel de bir meç oldu. Belki onlar da farkında değillerdi. Hani acaba olur mu diye düşündüler. Evet. Peki şirket seni nasıl keşfetti Tuğçe? Şimdi arkadaşlarım şarkıyı internete koydular. İnternete koydular. Haberim yoktu benim şarkıdan. Ondan sonra işte bir anda patlayınca ben de kendimi izlemeye başladım. Nasıl oldu? Sosyal patladın nerede oldu öğrendin şarkının? Yani 60 bini görmüştü ben fark ettiğimde. İnternetteyim dedim yani, haberim yoktu benim. İnternet bu arada YouTube'a koymuşlar. YouTube'da, evet YouTube'daydı. Aha. Ondan sonra ben sosyal medyalarımı kapattım. Kapattın. Çünkü istemiyorum hani. Sen korktun çünkü bir yandan. Ne oluyor 60 bin falan. Ha. Yayılmasını istemiyordum. Neden vallahi ya? Yani bilmiyorum, istemiyordum abi böyle. Abi ne güzel değil mi? Kendi yani öykünü 60 bin kişi bir anda görüyor bir gecede falan. Evet güzel bir şeymiş ama sonradan farkına sonradan tadına aynen vardın tabii, para kazanmaya başlayınca. Şu anda 5 tane hesabım var galiba Instagram falan. Yok hayır yani yine bir tane fake'lerle olabilir. Eyvallah. Fake'ler sonra... var ama değil mi? Fake adresler var tabii canım. Var tabii canım, onlar tabii var. Sonra bir anda tekrardan sonra kapattın işte, her şeyi. Sonra işte Serkan abi beni buldu, yapımcımız. Tamam. Mersin'e geldi. Sonra ben önce çok istemedim. Nereden hani, buldu? Her şeyi kapattın var bu arada. Telefonda mı ulaştı? Tabii abimle konuşuyorlar. Okey biz de abinle konuştuk ilk önce. Ben Tuğçe'ye ilk yazdığımda... Dedim Tuğçe'cim böyle görmedim böyle hani arıza şovda ağırlamak isteriz seni falan filan diye abimle konuşun. Vallahi öyle bir cevap yazdı. Yani. Ben bayağı korktum yani. Ama Allah'tan abisi de burada, sevgiler saygılar. Hiç korkulacak bir adam değil yani. Sonra buldular sonra, abiniz. Evet buldular bir şekilde, şarkıyı yapalım dediler. Ben önce Eli de benimle söyleyecekti. Önce istemedim. Aha. Hani sadece Eli'yi mi istemedin? Hayır Eli istemedim. Eli zaten çok iyi anlaşıyoruz da Eli'yle. Şarkıyı söylemek istemedim. Şarkıyı söylemek istemedim. Hani sadece Eli'nin söylemesi taraftarıydım. Eyvallah. Sonra bir şekilde şarkıya dahil olduk. Yapmak istedik. Klip çektik. Senin sonra de bu arada sesin çok başarılı. Çok onu da söyleyeyim. Hani şu anda piyasada ben şarkı söylüyorum deyip 3 albüm yapan birçok kişiden çok daha iyi bir sesim var çok ayrıca. Çok teşekkür ederim. Eğitim aldı mı bu arada? Hiç, yok. Hiç yok değil yok mi? Hiçbir şey yok maşallah. Çok. Bir de eğitim alsa tabii şan eğitimi falan filan. Elicim sen ne zaman başladın bu arada? Geleceğim o hikayeye. Şarkı tamam söylemeye. Ben şarkı söylemeye 3 yaşımdan başladım. 3 yaşında başladın zaten evet öyle bakıyor yani. Doğarken başlamış şarkıyı, bu benim öyle. Yok vallahi. Peki gitar çalmaya da 5 sene önce başladı. Aynen.
Eyvallah. Yani yaş 17 ise ne oluyor? Evet. Yapma ben bir çıkarım. 12 yaşında falan başladın. Evet, evet. 3 yaşında mesela ilk söylediğin şarkıyı hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Çok özür dilerim. 12 yaşında ailenin hani ricasıyla mı ya da önerisiyle başladın yoksa kendi içinden mi? Yok kendi içimden geldi. İçinizden geldi. Allah herhalde bir yerde gitar buldu falan denk geldi. Bu ne diyerek. Çünkü 12 yaşında gitar görsem bu ne derim abi yani. Evet abi. Vallahi öyle bir durum yani. Ben kendim istedim. Gitar aldım. Kendim öğrendim. Maşallah ya. Evet. Ama tipe bakıldığı zaman başka bir enstrüman çalmaz abi. Yok piyano da çalıyorum yani. Piyano çalıyorsun. Çalar. Aa bak o da olur ha. Çalar. Piyano da olur. Gerçi bizimki beyaz burada ama. Renk tercihin var mı? Boşver abi. Gel biraz. Bir iki parmak oraya salla gel ya. Dur bir dakika dur onu ayarlamamız lazım. Sonra anlaştınız. Dediler ki beraber söylüyorsunuz. Evet şu an şarkıyı yaptık. Sonra benim de diğer şarkılarım vardı. Onları işte internete yükledik. Sonra onlar da patlamaya başladı. Onlar da patlıyor. Arka arkaya sonra patlıyor. Sonra önünü alamadık. Önünü alamadık gidiyor şu an. Hızını alamadı. Evet, peki evet, kaç gidiyor. İlk videoyu ne zaman yüklemişti arkadaşlarınız? Videoyu 6 ay önce yükledik. 6 ay önce? Yüklediler daha doğrusu. Yüklediler. Aynen. Peki onlarla konuşuyor musun hala yükleyenlerle? Yoksa onlara bir borç ya önce falan. Böyle çok tepkilendim hani neden yaptın? Çünkü bana 2 ay sonra söylediler. Böyle bir şey yaptık ama sana söylemedik gibisinden. Ben çünkü sürekli yaptığım şarkıları işte WhatsApp'tan hepsiyle paylaşıyordum. Allah Allah. Artık bunu nasıl olmak da yiyecek ekmeği mi varmış neymiş bilmiyorum. Tuğçe bir şey söyleyeceğim. WhatsApp'tan da olsa sen yaptığın şarkının iyi olduğunu farkındasın. Hani bir şekilde bunun patlayacağını, onlar paylaşmasa bile bir şekilde patlayacağını bilmen lazım yani. Ya hiç düşün. Diyorum ya yani mesela hayallerime doğru koşuyordum o ara. Koşar adım. Koşuyordunuz. Ondan sonra bir arada müzik geldi. Müzik de sevdiğim bir şey. Bunu köprü olarak kullanmaya karar verdim işte. Köprü olarak koşarken, kullandın. Aynen. Peki şu an her şey yolunda mı? Mutlu musun hayatında? Evet evet gayet güzel gidiyor şu an. Hala Mersin'de ikamet ediyorsun evet, galiba. Evet Mersin'de yaşıyorum. Herhalde artık taşınırsın İstanbul'a. Hani sürekli yani. Gel git gel git falan. Değil mi? Zaten Eli bizim aşağıda oturuyormuş. Lan ya! Vallahi adam bizim komşu çıktı. Bir kat aşağımızda oturuyormuş adam ya. Vallahi öyle. Bundan sonra kadrolu konuk olarak Eli'yi alacağım zaten. Eli'nin de acayip bir sesi var değil mi Eli? Kendini çok övmeyi sevmiyor gerçi ama bu bir gerçek evet. Baktığın zaman. Neler söylüyorsun peki? Biz tabii ki araştırdık. Evet. İnternette benim mesela çok sevdiğim bir türküyü, Azeri türküyü söylemiş. Hatta hangisi? Diğer sevdiğim türküyü, Öf Öf türküsünü söylemiş evet. Değil mi? Tabii. Onu da tabii söyledim. Peki birazdan burada gitar herhalde boş durmayacak. Beraber söyler miyiz o türküleri de böyle zaman bulursak? Söyleriz. Değdi saçlarıma. Vallahi. Tabii, bunu söyler miyiz? Abi, söyleriz. Eyvallah. İnşallah. Yaş 17. Evet. Ondan sonra evet. Çok bir anda girdin abi. Çok böyle hani gençsin de. Şu an kestirebiliyor musun ne olacağını ilerleyen günlerde, ilerleyen yıllarda? Veya bir atıyorum bir amacın var mı Eli? Amacım işte büyük konserler vermek. Büyük konserler. İnşallah. Büyük kitlelere. Evet. Büyük eyvallah. Kitlelere ulaşmak. Peki bundan sonra beraber misiniz? Yani bu yola baş koyduk diyor musunuz? Yani şu an için değil ama sonra yine ortak projeler yapabiliriz. Çünkü olmuyor abi. Mesela Öykü ile Berk onlar bile kavga etti. Ya, bir de ikizler düşün ya. İkiz ikiz. Bir de, arkadaş bile değil, kardeş bile değil. İkiz ya. Evet ya 3 saat arayla bir de yani değil yok mi? Ya 10 dakika varmış canım. 10 dakika mı varmış? 3 saat arayla ikiz mi olmaz değil mi? Eyvallah. Vallahi biz hani bakıldığı zaman sektörde bir ara ayrılmaz dediğimiz MFÖ bile ayrıldı biliyorsun. Evet. Hepsi ayrı ayrı şarkılar doğru. Çıkarttı. Ama sizin enerjiniz çok güzel. Çok İnşallah yıllar boyu nerede bizim gözümüzün önünde olursunuz. İnşallah. Ne yapalım? Bir tane bir şey yapalım mı canlı canlı? Yapalım. Yapalım. Neyi yapacağız? Çok var çünkü. Evet. Benim öyküm. Bu benim öyküm. Onu yapalım da. Bu arada bu benim öykümle alakalı. Şarkı zaten böyle sözleri itibariyle. Neyi anlatıyor hocam? Sen dinleyebildin mi şarkıyı? Biraz dinledim Sayın Esen. Neyi anlatıyor sen? Bir aşk hikayesi. Kırık bir aşk hikayesini anlatıyor. Kırık mı? Evet. Yani kavuşamıyor. Kırık bir kalp, kırık bir aşk hikayesi. Kırık bir hikaye anlatıyor evet. Ama bu şeyi soracağım. Tuğçe'ye sorayım onu. Bu 3 yaşındaki çocuklar ne buluyor bu şarkıda? Yani. Abi 3 yaşında çocuk evet. Oturmuş bu benim öykümü söylüyor oğlum. Hazır mı acaba onu bir izleyebilir miyiz? Vallahi dur almışlar ona. Ver bakayım. Ya. Görmüş müydün? Görmüştüm. Bunu gördü. Evet, ne hissettiriyor size peki hocam ya yaptığınız bir iş çocuklara ulaşıyor. Daha dediği gibi belki 15 dakika önce evet. Baba dedi. Sonra senin şarkını söylüyor, sizin şarkınızı söylüyor. Ya şöyle biraz...
karma bir şey bu şarkı. Yani işte içinde arabesk de bulabiliyorsunuz, rap de bulabiliyorsunuz, pop da bulabiliyorsunuz. Hani postmodern bir şarkı olduğu peki için... Peki onun bir tarzı var mı? Yani onun bir adı var mı bilmediğimiz veya yeni koyulan? Farklı tezatların bir arada buluşmasını postmodern diyoruz. Postmodern, aynen. Okay. Hani belki ninni ezgileri bile bulabilmişlerdir bu yaş çocuklar. Ona olabilir. İnanıyorum, evet. Olabilir. Çünkü o şeyde bağırıyor. Benim öyküm derken bağırıyor. Orası bak büyük ihtimalle aynen. Bir de bak genelde minik kız çocukları tercih ediyor bu şarkı. Hiçbir erkek çocuğundan bu benim öyküm diye bir şey izlemedik internette. Belki araştırsak olabilir. Biraz daha vardı yani. Olabilir. Ama dediğin gibi doğru. Onların daha çok hoşuna gidiyor. Eyvallah, hadi o zaman. Tamam. Ne yapalım? Çok kısa bir aradan sonra sizi buraya alalım. Şu bu benim öykümü bir beraber söyleyelim. Buyurun. Tamam. Of, of. Bu şarkıya bir remix falan yapmayı düşünüyor musunuz? Yapacağız, evet. Çünkü Eli orada bir şeyler yaptı. Bence çok da güzel olur. Olur olur. Şey de olur abi. Ankara türküsü gibi de olur. Vallahi. Denediniz bir çalsana mi be abi. O en son yaptı var ya, vurarak çalıyorsun ya. Şu hareket. Kırık hava mı diyorlardı ona? Söyle kız. Oynayalım mesela. Şöyle. Evi dolandım, evde yoksun. Çabancı, al yavaş mı? Yoksun. Vallahi ağzınıza sağlık. Senin de aynı zamanda eline sağlık. Ne güzel çalıyor değil evet mi ya? Maşallah. Bence bu eseri artık son dakikalarda bir kez daha yaparız diye tahmin ediyorum. Peki olduğunuz yerden memnun musunuz? Az önce bahsettik. Koltuklardan mı? Ne? Koltuklardan. Ha, rahat mı yani? Yok ya, 50 milyon olmuş ya bugün. Ne hissediyorsunuz? Vallahi çok mutluyuz yani. Ben beklemiyordum açıkçası. Bu hala beklemiyor. Evet. Ya 60 binde de beklemiyordu. 50 milyon oldu. 50 milyon diyorum Tuğçe. Yetmiyor mu daha? Yetmiyor. Ben beklemiyordum. Ben 150 milyon bekliyordum gibi konuşuyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. YouTube'a ne zaman yüklendi şarkı? 6 ay önce evet. Yüklendi. 50 milyon. Herhalde bir 6 ay sonra 100'ü falan geçer diye tahmin Şimdi ediyoruz. Şöyle bir şey var. İnsana ummadığı zaman şanslar bulur ya. Ben hala ummuyorum. Belki daha büyüklere gelir. Bilemiyorum. Bence sen ters manyel yapıyorsun değil mi? Totem yapıyor. Totem yapıyor. Hani hiç oraya bakmıyor yani devam etsin diye. Belki değil mi hocam? Remixini yapıp yükledikleri zaman bir 60 da oradan gelir baba. Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Bana soruyorsanız yapmayın. Çünkü onu yaptığınız zaman sanki hani üzerinden bir şey hemen bir para kazanalım. Bilmem böyle bir şey olsun abi, falan filan. Ben öyle algılarım açıkçası. Kendileri yapmasa birileri mutlaka yapacak. DJ Onur. Tamam Onur DJ Onur yapsın yani. Anladın mı? Ama işte diyorum yani 2 ay sonra işte bu da bunun remixi dediğin zaman böyle bir hani sanki ilk çıkan o versiyona bir haksızlık gibi geliyor bana. Peki bu şarkı sana soruyorum Eli. Sorayım mı? Sor abi. Hadi soruyorum. Sor abi. Diyorum ki mesela bu şarkı genelde sence hangi saatlerde çok dinleniyor? Mesela bu şarkı. Güzel soru. Güzel soru. Sen düşünene kadar. Sence mesela sen atıyorum evde dinliyor musun bu şarkıyı? Veya arkadaşların seni arıyorlar mı oğlum ne şarkı yapmışsınız be falan diye. He? Arkadaşlarım mesela arıyorlar WhatsApp'ta ses kaydı atıyorlar ne bileyim kafede onlar falan, kafede falan peki dinleniyor şarkılar öyle. Kafede açıyorlar evet, peki hangi saatler arasında geliyor WhatsApp mesajları? Akşam. Akşam saatlerinde. O gecedir gece. Gecedir o gece. Tam öyle gece değil de. He değil mi? Yok. Ha yani şey diyor geceye yakın 11'den sonra. Şimdi Eli'nin arkadaş grubu da böyle hani 17-20 yaş eşiğindeyse kimileri hani çok geç saate kalmadan eve dönüyorlardı. Ha, belki ertesi gün okul mokul falan vardır tabii, diye. Tabii. Doğru olabilir. Evet. Eyvallah. Şimdi o zaman başka saçma bir soru sorayım mı? Sor canım. Ha. Siz sabah kaçta ya da gece kaçta yazdınız bu şarkıyı? Bu şarkı gece. Saçma değil bu arada bence güzel bir soru. Gece mi yazdınız? Gece evet. Gece kaç gibi? Gece, ertesi gün sınavım vardı, işte 1 gibi. Anneye dedin ki ben sınav çalışıyorum. Evet. Halbuki annenin haberi yok. Ağayla geçti. Ağayla değil mi? Ağayla geçtim bu arada. Evet. Allah Allah, Allah enteresan. Abisiyle biraz sohbet ettik, kendisini de okul konusunda çok acayip yerlerdeymiş yani. Evet ya. Başarı anlamında. Nasıl oluyor peki? Yani, çok titizim ben. Ya okul konusunda çok titizim. He. Mesela zaten çok böyle parada gözü olan ki konuştuk etrafındakilerle. Çok evet parayı seven de bir insan değilsin galiba değil mi? Yok. Hani şey yok gibiymiş. Bostancı Gösteri Merkezi'ndesin. Konseriniz var. 8000 bilet sattık. Tuğçe de der ki benim yarın sınavım var. Ben çıkamam diyormuş ya. Der misin gerçekten? Derim. Millet 18 yaşına giriyor Bostancı'da orada. Onlar Luna Park'ta giriyor. Ha öyle mi? Pardon. Tabii.
Vallahi der misin ya? Derim, gerçekten derim. Yani yapacak bir şey yok. İnce noktam yani. Hayır, oradan... tabii ki bence bunu yapman çok daha doğrusu. Eyvallah da hani ne bileyim, hani 8000 kişi var Bostancı'da. Hani ben en azından bir okul yönetimiyle ararım. Hocam böyle böyle bir durum var. Hani ben o sınava özel girsem olur mu derim yani. Sen ne diyorsun abi ya? Beni 60 milyon izleyen olsa bugüne kadar kazandığım bütün diplomaları yırtar yırtar atarım ya. Ne okulu ya, ne tahsili ya. Ama işte o sensin yani. Ayrıca tebrik ediyoruz. Çok sağ ol. Vallahi bravo. Çok sağ ol. Hocam senin okul nasıl gidiyor? Var mı okul bu arada Eli? Ben Azerbaycan'da, Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyordum ama... Orada okuyorsun. Okuyordum, dondurdum üniversiteyi. Dondurdunuz. Güzel, evet. Benim kafadan. Dondur baba ya. Dondur baba. Senin dondurabileceğin bir üniversite yok, oldu ya, mu hayatında? Olsa da yani dondururdum diyorum ben. Dondururdun. O kendi kendini donardı bende evet. Zaten yani. Peki ne zaman devam edeceğim? Buradaki gidişata göre mi? Yoksa atıyorum burada mı devam edeceğim? Burada devam edeceğim. Burada devam üniversite, edeceğim. Evet. Güzel. Peki senin hani ikinizin ayrı ayrı tek projesi var mı? Tabii. Var değil mi bu arada? Tabii. Mesela sen ne yapacaksın bundan sonra Eli? Bakılacak işte duruma göre. He. Ama herhalde böyle gitar elde konsept olarak öyle çıkacaksın galiba karşımıza. İşte şu an bir şey söyleyemem. He. Çünkü ben belli, de... Buna bir şey söyleme demişler. Şey ben de bilmiyorum. O yüzden. He. Peki bir şey diyeceğim. Tam da oradayken Eli, şu benim sevdiğim şarkıyı bir yapsak mı acaba? Nazende'yi. Yapalım. Hani senin de o YouTube'a koyduğun eser var ya. Yapar mıyız? Yaparız. Hadi yapalım ya. Biz de söyleyelim hatta. Birlikte mi söyleyelim? Yok sen gir, ben arada girerim. Sen bana bakma, ben girerim derim, girmem. Bir şey olur. Hiç gerek yok, sen gir. Sen kendi bildiğin gibi gir. Aynen. Ula, ama sen çok yukarıdan söyle, ben giremiyorum. Ben seni unutmuram. Neydi unutmaram? En son nefeste. Değil mi? Öyle miydi? Devamı. Kendi durma. Ben herhalde atıyorum şu anda. Değil mi? Öyle, öyle diye hatırlıyorum ben. Kimindi bu arada bu eser ya? Rahmetli. Vallahi unuttum ben. Vallahi ben de unuttum. Sonu Mamov diyeydi ama neydi? Nasıl? Raif miydi? Raif Mehmetov muydu? Öyle bir şey olması lazım. Olabilir. Eserin sahibi yani. Çok hani 60'lı yıllarda. Eli çok önce yani. Ben yoktum. Ben de yoktu. Ben de yoktu. Eyvallah. Ne oldu? Ne olmuş? Reşit Mehmetov. Reşit Mehmetov. Mehmetov değil ha. Reşit Behbutov. Ha Mehmetov olsun. Tamam. O kadarına şükret artık yapacak sen bir şey. Sen de 3 dakika önce bilmiyordun. Birden öğrendin ya. Abi soy ismini yanlış söylüyorsun. Ben yanlış yönlendirdim tamam, yüksek tamam. İhtimalle. Neyse. Efendim şimdi şeye geliyorum. Tuğçe'ye sorayım. Bu son dönemde dizilerde biliyorsun patlayan şarkılar var. Evet. Patlayan şarkılar açıklaması şu izleyenlerimize. Bir anda dinlenmesi, izlenmesi artan şarkılar. Mesela evet. Ne var hocam? Örnek ver. Hangisinden? Ceylan Ertem'in mesela. Neydi zalim, o? Zalim. Mahsuni'nin evet. Zalim. Mesela orada aldı gitti. Çukur evet. Dizisi de yayınlandı. Eypiyon'un şarkısı gitti. Eypiyon'un şarkısı. Gömün beni Çukur'a çekti. İşte millet gazapizm diye bir şey bilmiyordu. Evet. Onu öğrendi evet. Çukur sayesinde. Evet. Dizilerin önemi var galiba değil mi? Tabii ki. Evet. Sizin şarkı neden yok dizilerde? Yani genel bir şarkı çok mu sonuçta. Para istiyorsunuz? Yok. Yani. Sorduğunuz kişi de para. Harika yani. Tamam Ece Hanım oradan el kol yaptı. Büyük evet. İhtimalle evet anlaşmalar devam ediyor. Büyük ihtimalle. Hayır efendim 30 bin liraya veremeyiz. Veremeyiz. Biraz önce... Bizi... 50 milyon izlenmiş bir klipten bahsediyoruz. Ferhunda Hanım'ın kızlarına söz verdik efendim. Ferhunda değil canım. Fazilet. Neydi? Fazilet miydi? Fazilet Hanım'ın kızlarına söz verdik. Size veremeyiz. Hocam orada olmaz. Ama sizden habersiz sizin şarkıyı kullanmışlar hocam. Ben size söyleyeyim. Vallahi. Nasıl olur? Türk evet. Dizileri değil de yabancı bir dizide evet. Bu benim öyküm nasıl durur diye merak ettik. Verin bakayım. Kız bir dakika. Bu benim öyküm derken gördün mü arkada evet, para ya. Saçıyor Tuğçe. Bu benim öyküm diyor yani. Çok bu, da güzel olmuş. Bundan ya. Sonra öykü değişti. Değişir misin peki? Ha? Yok. Değişmem diyorum. Değişmem yok. Diyorsun. Yani bundan 10 yıl sonra da öykü, hikaye aynı kalır diyorsun yani. Vallahi mı? Kalır kalır. İyi eyvallah. Çok açıklayıcı oldu bu. Bence o da emin değil. Neydi bu dizinin adı ya? La Casa de Papel neydi? La Casa de Papel mi? Papel de Casa mı? Ne diyorsun? Bu şu anda dünyada vallahi bir numaraymış galiba değil mi? Eli, izliyor musun La Casa de Papel'ı? Yok abi ben izlemiyorum. Ben de bilmiyorum bak telaffuz bile edemiyorum. Evet. Doğru mu?
Dakika, atma, sata, para, atma, para. Bırak, atma, atma. Bayağı herkes atıyor dizinin evet, adını yani. Evet. Oğlum doğrusu bilen yok mu? Yok. Fehim biliyor. La Casa de Papel. Şuna bak ya. Hareket sanki Madrid doğmuş. Şuna bak şuna. Aksana bak aksana. Eyvallah. Şimdi o zaman canlısını yaptık burada evet. Ama sizin bir de klibiniz var. Klibi kim çekti bu arada? Mustafa Özen. Mustafa Özen çekti. Evet. Ne zaman yayınlandı bu arada? Tam 19'u. 6 ay önce moda. 19'u. 19'u hangi ayın? Nisan 19'u. 27 gün oldu toplam. 27 gün oldu. Evet. Maşallah. Onu bir izlesek bu acaba? Bu arada şarkı 6 ayda falan olmamış ya 60 milyon. Evet yani. Daha erken olmuş ya. Bence de yani bir ayda falan mı? Tabii bir... Bir ayda. Bir ayda 7. Tabii 50. Ya. 50. Oğlum bunlara yakın takılmak lazım yani. Ha. Yani. Ben vallahi diyorum. Selfie yapacağım onlarla ya. Bir 10 bin beğeni alırım herhalde selfie. Bize kız YouTube'a da koyun valla. Oradan gelsin bize de. Gelsin çünkü, ne olur ya. Çünkü ilk defa bir televizyon şovunda şu anda bu şarkıyı canlı okudun yani. Yapacak bir şey yok. Hadi bu benim öykümün klibini izleyelim. Adet yerini bulsun. Daha sonra tekrar buradayız. Buyurun. Vay, klip de ne güzel olmuş. Güzel olmuş ya. Siz yine burada çektiniz galiba onu. Ya, bu ekip sürekli burnumuzun dibindeymiş bizim ya. Vallahi biz Instagram DM'den ulaşmaya evet. Çalışıyoruz falan. Vallahi sen ne kadardır burada kalıyorsun Eli, burada? Ben şu an 10 gün falan oldu buradayım. Ha, 10 gün. 10 gün boyunca. Evet. Bu arada biz zaman nasıl aktı onun da farkında değiliz ama... birazdan da biliyorsun iftar saati de yaklaştı. Doğru. Bayağı bir 10 dakikamız kalmış. Bitmiş ya. Vallahi bitmiş vallahi yani. Vallahi bitmiş hani ya. Hani baktığında bayağı iki şarkı söyledik şurada yani. Bence bu 10 dakikayı biraz değerlendirmek lazım. Şarkıyla, türküyle. Tamam. Peki Tuğçe, başka şarkılar söylüyor musun kendi şarkıların dışında? Mesela son dönemde ne bileyim arabesk seviyor musun mesela? Yani tabii. Yani. Kimler var böyle isim olarak veya şarkı olarak? Arabesk, yani evet. Klasik İbrahim Tatlıses, Emrah mesela çok severim. Emrah, hala. Mesela evde söylüyor musun? Evet, söylerim. Yemek yapıyor musun? Evet. Yemek yaparken? Tabii. Herhalde, tamam. O zaman şu sürprizimizi, herkese yapalım. Yaptığımız sürprizimizi bir yapalım Tuğçe'ye. Bakalım ne olacak? Yapsak mı? Yapalım tabii ya. He? Hep beraber. Bence... Sorsa mıydık ya böyle? Ver gelsin be abi. Tuğçe söylemese ben söylerim. Ben söylemese beni söylerim. Vallahi diyorsun? Tabii be abi ver gelsin ya. Şunu biraz beraber söylesek mi acaba? He? Vallahi ya Allah aşkına. Selçuk, Tuğçe girmezse sen artık biraz. Hay bir Allah. Kuble. Tamam. Eli sen biliyor musun bu şarkıyı? Yok abi ben biliyorum. Yok abi bende o yok diyor. Bende o yok diyor. Vallahi kız biraz söyleyelim ya. Yok ya çok hangi şarkıydı? Yalnızken yapalım. Tamam söylerim diyor. Kandıramadık ha. Ne diyor? Söylemem sen mi diyor? Sen havaya girdin sen söyleyeceksin galiba. Söylemem mi dedi? Söylemem dedi vallahi. Hay Allah ya. Gir gir hadi sen gir. Söyleyin abi. Belki de dilinden bu şarkı düşmez. Dilim söylesene. Gönlün. Tuğçe hiç oralı değil. Sanki biletli gelmiş evet. Sahnede bizi izliyor. Tamam neyse. Tamam tamam ya. Tamam bunu yazdı. Yazdık bir kenara. Eyvallah artık bitiyor ama son beraber bir şey yapacaksınız. Hatta evet. Finalde de şu neydi bu benim öykümün de evet. Daha böyle slow versiyonunu mu evet. Yapacağız? Değil mi? Evet. Eyvallah. Hadi o zaman bir aleni yapalım. Yapalım. Buyurun. Ne güzel bir ikili olmuşsunuz siz öyle. Maşallah. Allah nazar değirmesin. Efendim artık yavaş yavaş veda ediyoruz. Evet. Son 4 dakikaya da girdik. Ama bu bence 2018'de çıktı galiba değil mi aşağı yukarı patlama evet. Tarihi? Evet. Patlama tarihi de var. Az önce bir yanlış bir şey söyledik. Evet. Klibi şu anda 50 milyon ama 3 hafta önce yüklenmiş YouTube'a. Yani 6 aylık bir mevzu değil. 3 haftada 50 milyonu kutluyorlar. Arkadaşlarımız evet, maşallah. Ne güzel. O yüzden bence yılın şarkısı diye söyleyebiliriz. Çok bu sağ yılın şarkısını da artık son kez bir beraber hep bir ağızdan hadi söyleyelim. Bakalım. Sonra da veda edeceğiz. Tamam. Hadi bakalım buyurun. Son.
Hadi bakalım. İnşallah hayırlı uğurlu geliriz size de. Sevgili Tuğçe, sevgili Eli. Nasıl, keyifler yerinde miydi? Sıkıntı var mıydı? Gayet güzeldi. Ha, güzeldi. Gayet. Gel aynen. Kız bir daha gelin. Vallahi gelin. Gelin gelin. Çıkın çıkın gelin diye vallahi, bir şey var. Yeni şarkı bu arada neydi? Yapacağınız şarkı, senin yapacağın şarkı. Şu an seçiyoruz henüz. Bir bilgimiz yok. Ha, bilginiz yok. Aynen. İsim vermeyeceğim diyor. Zaten ben ne soru sorsam abiye bakıyor orada direkt. Abi sürekli... Böyle yani bir sürü neyse. Şarkı vardır abi, edebiyatçı abi. Bol bol yazıyor demek ki öyküler. Ha, değil mi? Tabii canım. Satmayı düşünüyor musun peki? Beste tabii, istiyorlar tabii. Mı? Tabii tabii tabii. Tabii tabii tabii. Tabii, tabii satacağız. Var mı isteyen peki şu anda? Yani konuşuyoruz birkaç isimle ama var yani. Talep var. Var. Gerçekten aynen. Var. Aman ucuza vermeyin. Vallahi yani. Billahi ucuza vermeyin. Ha. Nasıl başlar söyle gider. Abi diyor ki bende diyor bende. Bende. Eyvallah. Kaç alıyor yüzde komisyon abi sende? Bence tamamını alıyor. Baksana oturmaya abinin. Tamamını de. Alıyor, harçlık veriyor tabii. Değil mi Tuğçe'ye? Elicim, çok efendim? Teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Vallahi ne güzel, güzel de bir enerji var. İnşallah evet. Sen de, ikiniz tabii ki ayrı bir yolunuz var ama... ...tek tek de bir şey yaptığınızda inşallah mutlu olursunuz. İnşallah. Son bir şey söyleyeceğim mi Eli? Efendim? Son bir şey söyleyeceğim mi? Yani hani programla ilgili program hani çok güzeldi. Çok iyi geçti. Güzel, gayet güzel geçti. İyi ki de geçti. Gelmişiz falan. Ha. Gayet güzel geçti. Eyvallah. Çok teşekkür çok ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah yeni bir şey çıkarttığınızda tekrardan ağırlarız. Çok, çok sağ teşekkür sağ ediyorum sağ efendim. Var mı son söyleyeceğimiz bir şeyler? Bir kez daha bugün biliyorsunuz birazdan oruçlar açılacak. Allah kabul etsin diyoruz. Bay bay.